Merhaba, ben Erdem. Yanımda Burak var. Hepinize merhabalar. Bugün To the Rescue, kurtarışa, kurtarmaya isimli bir oyun oynayacağız. Oyunu açtığımız anda gelen böyle bir ekran var. Yani böyle bir ekran gelmesini beklemiyordum. Bir uyarı ekranı. Ne yazıyormuş bakalım. Bu oyunda bir köpek barınağı yürütüyorsunuz. Ve bunu iyi bir deneyim, düşünceli bir deneyim haline getirmek için hayvan kurtarıcılarının yüzleştiği bazı sert olayların, gerçekte var olan bazı olayların oyuna dahil edildiğini söylemek gerekiyor. Bu olaylarda neler varmış? İşte hayvanların yaralanması, yani bu olayda hayvanlar yaralanabilir. Sizi daha bu konu hakkında deneyimli ve bilinçli haline getirmek. Hayvanlar hastalanabilir ve son çare olarak ötenazi uygulanabilir. Ötenaziyi bilmeyenler için de söyleyelim. İlaçla bir varlığın hayatına son vermek anlamına geliyor. Yanlış bilmiyorsam. Değil mi Burak? Evet abi. Acısız bir ölüm olduğu söyleniyor ama bilmiyorum detaylarını. Araştırabilirsiniz kendiniz için. Sanırsam Amerika'da bu yapılan yasal olan bir şeydi. İnsanlar kendi isteğiyle ötenazi Doğrudur. yaptırabiliyor. Olabilir. Yani hangi ülkelerde yasal, hangilerinde bilmiyorum ama böyle söylendiğini görmüştüm internette. Acısız, ilaçlı bir ölüm. Hani bir nevi daha rahat bir intihar olduğu söyleniyor ama intihar olduğu gerçeğini bilmiyorum. Bu benim bakış açım değiştirmiyor. Ama neyse, oyunun da bunun üzerine konuşursak çünkü çok dalarız şimdi. Diyor ki devamında, ötenazi seçeneğini istediğiniz zaman kapatıp yerine şöyle bir yazı getirebilirsiniz. Send away. Gönder. Yani daha yumuşatılmış bir terim haline getirilmiş. Ama yine de oyunun içindeki bazı yazılarda ötenaziden bahsediliyor demiş. Bizim için çok sorun olacağını zannetmiyorum bundan bahsedilmesinin. Hem bilinçlenmiş oluruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hep beraber görelim. Report a bug diye bir tuş var. Oyun sanırım şu anda erken erişimde ve kendini hala geliştiren bir oyun olduğu için böyle bir seçenek koymuşlar oyuna. Şimdi bug deyince de aklımıza hani böyle Terror oynadığımızda Vein geldi. Terör Bu geldi. Tam onu diyecektim. Hadi başlayalım. Ötenazi buradan değiştirebiliyoruz. Şimdilik sen de ve yapalım biz. Oyun içinde bahsedilirse bahsedilsin. Tutorial diyor. Tutorial'da bir görelim. Sandbox seçeneği de var. Sandbox bir oyun türü aslında. Minecraft, Terraria gibi oyunlara biz sandbox oyunları diyoruz, yanlış bilmiyorsam. Yani belli bir sonu olsa da yapabileceğinizin sınırının neredeyse olmadığı türden oyunlar. Bakalım nasıl bir oyun. Çok güzel açıkladın abi. Eyvallah. Umarım doğru açıklıyorumdur. Bildiğim şekilde açıklıyorum ama yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltin. Şimdi karakter profili, oyun çok şirin bir çizim tarzına sahip. Ben çok beğendim. Evet. Bir, iki, üç tane kadın karakter var. İki tane de erkek karakter var. Bence bir level atladı olarak bize en uygun karakter sarı saçlı Natasha'dır. Şu değil mi? Evet. Bir level atladım şu an bırak. Bir böyle bir böyle Bir bir Natasha oyunun profil resminde de, kapak resminde de bu çizime sahip hanım karakterimiz var. Şimdi burada da yoldaş seçiyoruz, bir tane ortak seçiyoruz. En küçüğünü seçebiliriz. En büyüğünü de seçebiliriz. Küçükten of. büyüğe doğru sıralamışlar. Büyük de güzelmiş ha şimdi. Büyük Bir de asil ben bunun maçı. üstüne binerim bu arada. Bunun adını ne yapsak ki? Göz bandı var bir de, havalıymış. Duman. Dumanın İngilizcesi ne? Şey dumanın neydi ya? Bak unuttum şimdi hemen. Unuttum. Yani steam buhar demekti, dumanı unuttum. Aa, şimdi Aa. ikimizin de tam dilimizin ucunda duman, Vallahi smoke, dilimin... smoke. Ha, smoke ya. Smoke güzel oldu bu arada. Hatta CS'de de zamanda derdik CS 1.5'te smoke Big atma. Smoke. Onun devamı var hocam. Söylemeyelim. Big Smoke yapalım bunu da. Smart. Yo Number man. 9. Two number 9s, one number 4.
Solat'ta versiyon Çıkmıyor yazıyor. diyor. Bakalım. Yawning Falls. Esneyen. Fall nasıl çevriliyor bilmiyorum. Şelale mi? Neydi? Ama Gravity Falls diye bir çizgi film vardı. Düşmek değil Esrarengiz miydi o? Kasaba diye çevirmişti. Evet, Big Smoke. It's starting to actually look like a home. Artık bir eve benzedi çok şükür. Senin çok çalışmanı istemeyiz, öyle değil mi? Evet. Bana. Oha. Esnedi. Katılıyorum Big Smoke. Bence de Yawning Falls çok iyi bir topluluğa benziyor. Bu bölgenin değişmemesine şaşırdım hatta. Şimdi yok mu köpeğin dilinin açılıp bir anda şey demesi? Yo, what's up Der bu arada. my Güzel aksanın var ha. Bir şey değil mi? Çok iyi bir şeydi. Telaffuzdu. You know what? You're totally right. We do deserve a break. Bence de bir araya ihtiyacımız var. Yeni taşındık. Ana. Suyu. Bu arada ilginç bir şey söyleyeceğim. Seninle oynadığımız Terror Bay'ini hatırlıyorsun. O oyun 250 megabayttı. Bu oyun ne kadar biliyor musun? Yani 500 megabayt mı? Yanlış bilmiyorsam bu oyun 4,5 GB. Oha! Bakmam lazım tekrar ama yanlış hatırlamıyorsam böyle acaba oyunda ne var diyor insan. O zavallı şey. Ama onu orada bırakamayız öyle değil mi? Şimdi onu kurtarmaya çalışacağız galiba. Gerçek hayatta evinizin önüne bir tas mama, bir tas su Çok ya güzel da bir olur. tas mama olmasa bile ıslanmış ekmek koyulsa Hı çok güzel olur. hı. Köpeği şey yapmaya çalışacağız şimdi. Ana, yakaladık. Pokemon oyunu gibi. Gel bakalım küçük küçüğü. Wow. Sunny Paws diye bir yer varmış köpek barınağı. Oraya götüreceğiz galiba şimdi. Paws, güneşli Güneşli patiler. patiler. Niye her şeyi çeviriyoruz biz ya? Bilmiyorum ki. Öyle bir huy oldu değil mi? Evet. Yawning Falls'u bile şehrin ismini bile çevirmeye çalışıyoruz ama her ismini şehrini çevireceksek Aksaray'ın adına Yandık. White House olması gerek. Oh my God. White Mansion. Aynen. White Mansion. Geniş köşk mü? Ha, White Mansion. White anladım ben. Mr. Mr. White. Plus my friend Queen Works. Hadi içeri girelim. Bu arada bir kez tıklıyorum ama iki diyalog birden geçiyor. O sıkıntı, birçok cümleyi es geçtim o yüzden. Ama zaten oyun kendi kendini anlatıyor. Her cümleyi okumaya gerek yok. Selam Natasha. Bak köpeğimi getirdim. Nasıl? Yerinde duramıyor valla. Sıralım. Atla koçum ben. Atıl Kurt. Zamanla vardı. Hain Cüneyt Arkın'ın filmiydi. Kostok var mı? Cüneyt Arkın'ın filmiydi değil mi? Öyleydi diye Atıl hatırlıyorum. Çok Kurt. da Cüneyt Arkın'ı izlemedim. Yani benim küçüklüğümde çok yoktu. Ama bir Onda ara bir tane... izlemek lazım kültürlenmek için. Bu arada yer Evet. kalmamış köpeğe. Aa, onda bir tane ahtapot sahnesi vardı. Hani bir sürü çocuğun kabuslarına girmiş. Öyleymiş. Ben izlemedim ama öyleymiş. Yer kalmadığı için galiba köpeği eve götüreceğiz bu arada. Yapacak bir şey yok. Yani akşam yemeğimiz çıktı. Ne? Dur. Hayır. Çok şey, kara mizah oldu bu. Şaka. Şaka. Sanırım garaja bir köpek barınağı yapacağız. Yani oyunda artık bir kurtarıcı olacağız. Kurtarıcı rolü üstleneceğiz ve kendi evimizin bir kısmını tamamen fedakarlıktan, gönüllü olarak bir barınağa çevireceğiz. Çok iyi. Güzel. Eşyaların nerede olduğunu gösteriyor. Ya biliyor musun ben böyle oyunlarda yapmadan duramıyorum işte şu vahşet abi. Şu,
Sen her oyunda yapıyorsun bunu. Hani millet yanlış anlamasın. Bu video ilk izlediğiniz video olabilir. Burak'la diğer çektiğimiz videolara da bakın. Yani köpeklere veya hayvanlara karşı bir şeyimiz yok. Ya ben tüm canlılara karşı insanlara falan sıkıntı Değil mi? yok bende. Ben bunu nasıl... Aa. Oha köpek ışınlandı. Köpek içine girdi. Yani şey benim için tüm canlılar bir yemek olabilir. İnsanlar falan. Ha, ya sonraki bölümde görüşmek üzere Burak. Ben bir Discord arkadaş listemi düzenlemem İngilleniyorum demişim de her yerden. Ama Aynen. unutma Erdem. Gardırobunda koydum GPS ve kameraları unut. Hayda. Bu arada ne yapmam gerekiyor anlamadım. Yemek su koyacaksın diyor Aynen yemek ve su koyacaksın diyor da neyle alacağımı anlamadım. abi. Direkt yok mu? El yok mu Ha üstünde? tamam. Aa Tıklayarak bak alabiliyormuşum. Tamam, yemeğini koyduk. Şimdi suyunu aldım. dolduralım. Aa bak su da orada değil mi? Kova. Ay sen ne tatlı yiyorsun? Seni yerim. Oyun zevkli bu arada. Bu kadar zevkli olmasını beklemiyordum. Kontroller falan çok yumuşak. Çok kafa da karıştırmıyor. Çizimler basit. Aklıma Facebook oyunları geliyor. Bu restoran yönettiğiniz, çiftlik sahibi olduğunuz falan. Çok iyiydi ya. Köpek hızlı Zamanlar olduğu için de adını Lightning koymuş. Şimşek. Şimşek McQueen geldi aklıma. Kıçao. Kıçao. Hız. Ben Kıçao. hız. Ben hızım. Kıçao. Oyun kolla oynanabiliyor mu? Merak ettim. Oynanabiliyor. Oyunun bütün seslerini buradan ayrıştırabiliyorsunuz. Köpek seslerini tamamen kapatabiliyorsunuz. Müziği de aynı şekilde. Sesleri günlere ayırabiliyorsunuz çalacak müziği. Baksana sağ taraftan seçebiliyorsun Tabii. günlerin Her günün temasındaki. müziğini değiştirebiliyorsun. Çok Çok iyi hoş. bu arada. Cidden Zorluğu da bu değiştirebiliyorsun. şöyle ki fazla oyunda yok bu şey. Ben görmedim yani. Yine oyundaki saat formatını değiştirebiliyorsun. Ya oyun her şeyi düşünmüşler. Çok hoşuma gitti. Türkçe'de varsa helal olsun diyeceğim. Yok tabii ki. Ne Abi, bekliyordum? Erdem be. Ne Ne bekliyordum bekliyorsun? ki? Bıraktı deme artık. Yapmayacağım formunda. Gene formundayız. Ben senin ruhunu sömürüyorum yanında Şu an olduğum ne her yapıyoruz saniye. bilmiyorum. Tamam. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Oyun bozuldu. Heh, tamam. Bu bir Şimdi bir bug'dı şey. yani. Bir Şu an... köpek kayıp. Bak Barack gitti. Obama. Ne? Barak abi. Obama'nın soyadı nedir? Tın 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 Barak. tın. Evet. Dırı Ye. dırı dırı. Vallahi kadar Şimdi geldim. tek yapmamız gereken beklemek. Yürüdüm ya. Ha ilan yapıştırdık galiba. Kayıp köpek ilanı. Alo. Bulduğunuz kayıp köpek hala sizinle birlikte mi? Harika. Sanırım sahibini buldum. Sunny Paws'a gitmişler bakmaya ama orada bulamamışlar galiba. Evet bu köpekçik beni çok sevdi. Anladın mı bilmiyorum ama anlamışsındır bunu gerçi. Sunny Paws gerçekten yetersiz bir yer. Hem eleman hem ekipman açısından. Ve sen bu iş için uygun birine benziyorsun. Köpeklere yeni bir ev bulma açısından. Yapma kardeş tatava falan. Gel al köpkeni Oğlum biz yoksa. galiba evin bir kısmını direkt feda edeceğiz bu işe. Bir köpekten bütün Olacak iş köpeklerin değil. fedaisi olacağız. Olacak iş değil. Olacak işte. Abdülrazim bin Saddık geldi. Yok artık. Hello, I'm under the water. Please help falan diye bir video vardı. Tabii niyetim kesinlikle ırkçılık değil. Ama çoğu Hindistanlı arkadaşımızda böyle bir İngilizce aksanı var. Bu Şimdi arkadaşta da bizim bir burada yaptığımız hiçbir şey ırkçılık değil ve dalga geçmekte de değil. tabii Sadece tabii. komiklik ve şaka olsun diye. Hindistanlı birinin tipine benziyor bu da.
Natasha başardın, beni takip et edeyim. Yani benim saçım en azından ne güzel sallanıyor değil mi? Pontiş evet. Pontiş. Şey geliyor, adamın teki de şey diyordu ya, hello I'm sat my wife for internet ha, connection. Ha gördüm onu. Eşimi hem internet için sattım. Mantıklı bir karar bence. Hayda. Kurtuluş için küçük bir beni. Bu videoda kanal kapanmazsa şükür. Yani ne sıkıntılar atlattık da. Diyor ki Ringo Intelligence Mode. Gel bakayım. Gel bakalım Rongo. Sen buraya bir gir. Şuraya girer misin lütfen? Ya birader. Seni nasıl sokacağız biz? Şey diyor, sen sokamazsın, ben girerim. O. Ne yaptın? İkisini de çıkardım. Ya tamam. Heh. Bir şey var orada, işaret işaret var. Left chip diyor. Aha. Great work. İyi de diğerini aldık. Dizel. Onu bırakaydık iyi. Abi dizel çok pahalıdır şimdi, bırak. Dizel. Güzel espri. Nubarima Reje. Ulan benim evimde bana bu kadar kaliteli marka yemekler yok. Hepsi de farklı şeyler yiyormuş. Diyorum ya, benim evimde bana bu kadar çeşit yemek. Aga be. Altlarını da temizleyeceğiz. Şeylerini. Ah oh, mis. Onları banyo da yaptıracağız. Sularını da değiştireceğiz. Abi bu bildiğin bakıcılık oyunu ya. Ben hani aksiyon olur, köpek kurtarırız hep falan diye düşünüyordum. Kurtarıyorsun işte. Ölümden. Hiçbir kumdan. Sen şuraya bir gel bakayım. Peanut'ı banyo yaptıracağız. Pis kokunca şöyle üstünden kahverengi şeyler çıkıyormuş. Gel Peanut. İsmi de isimleri de çok güzel. Peanut falan, fıstık. Gel yer fıstığı. Gel bakalım, otur şuraya. Seni bir banyo yaptıralım. Hacı Şakir sabunumuzu aldım. Hacı senin nasıl açacağız ki? Ha. Aha. Vay, cillop gibi oldu yemin ediyorum. Ha. Tatlımızı da süslediğimize göre. Ne? Yemeğe geçebiliriz. Ya sen de var ya arkadaş. İsimleri peanut koyuyunca. Sevdiğim zamana geldik, tadım yapacağız hani. Şey, kapıya tabela asıyorlarmış. Buraklar giremez diye. Cennet Mahallesi'nde öyle bir sahne vardı. Neyler giremez? Bekler bir Feratlar giremez. Ha aynen. Ayıp ediyorsun Pembe abla. Değil mi? Küpekler üzülür. Özür dilemem lazım. Adam ezberlemiş aksanıyla beraber. Abi. Bilgisayara da biz bakacağız. Abi ben bu bilgisayarı araklarım bu arada. Oo, bunda ne güzel Minecraft açılır. Bunda yayıncılık ne yapılır be? Bir de yemek sipariş edeceğiz köpekler. Abi oyuna bak. Animal Crossing gibi. Bir level atladı, 5 lira göndermiş. Abi kedim nereye kayboldu demiş. Kardeşim akşam yemeğimde yemiştin. Bırak tamam, kendi kadının yanlışlıkla kapattın. Ama garezini benden çıkarmana gerek yok, farkındasın değil mi? Senin yüzünden, git buradan git. Arkadaşlar olay kısaca anlatan. Bu arada beyaz bir çizgi uçuşuyor ekranda, niye bilmiyorum. Arkadaşlar, zamanda editör olmayan ördek diye bir kanal vardı. Artık hokus pokus, biz burada yokuz dedi, artık, kayboldu. Artık yok. Bu arada elimde süngerle dolaşıyorum. Şunu bir yere
koyayım artık gelin ya. Bırak. Müşteri mi sünger diyeceğim? Haydi saçlarını şey yapacağım. Pis gelemezsiniz bu dükkana. I'm looking for small dog. Bir köpeği arıyorum. Hazır olduğunuzda haber verin lütfen. La ismi ne? Küçük köpek. Küçük köpek. Demek küçük bir köpek arıyor. Bir tane daha olmalı. Üç tane küçük köpeği getirelim ve ona gösterelim diyor. Niye bu kadar uçuyoruz ki? Al bir tane köpek kakala müşteriye küçük diye. Değil mi? Aynen. Müşteri de şey böyle. Üçü arasından en pahalısı hangisi diye soruyormuş. Alıp gidiyor. Abi bize gelişi bu kadar. Vallahi. Şimdi küçük köpekler. Küçük köpekler. Bak, bak en yukarıda var. Şu bir. Küçük. Bella güzelmiş ya Bella'yı. Ben alıyorum. Sattırmam Bella'yı. Bir, iki, üç, dört. Şunu mu diyorsun? Yoksa şu yok mu? Ben. Bir de bunu deneyim. Olur olur aynen. Bir de bunu. Ben birinci sıradaki köpeği alıyorum ha. Şu an ben kontrol etmiyorum bu arada. Bella! Hiçbiri de çıkmayabilir yani. Bir de kadın hiçbirini beğenmiyormuş. Boşuna uğraşıyor. Hanımefendi lütfen. Yes. Yes sir. Buna 4 yıldız verdi. 5 yok. Ne? 4 mü? Herhalde. Köpek sahiplenmesi için kadının sol üstteki barın dolması lazım. Yani barınaktaki hayvanları çok sevmesi lazım anladığım kadarıyla. Toto'ya da 3 yıldız verdi. 1 yıldız daha verdi. Anladım olayı. Köpekler direkt 3 yıldız alıyor. Onun dışında özellikler uyuşuyorsa 1 yıldız daha alıyor. Yani small ve jumpy ise hem küçük hem de böyle yerinde durmuyorsa. İyi, bir zahmet al artık yani. Doldurduk aynen alması lazım artık. Biliyor musunuz? Toto'yu çok sevdim. Toto sürpriz yumurta vardı ya. Onu hazırlayabilir misiniz eve götüreyim? Tabii hemen paket yapıyoruz. Abi yanında sosları da koyayım mı? İster misin ekstradan? Bunu nasıl hazırlayacağız acı? Erdem abi acı çekiyor. Hacı ya bak bu bir bug mesela. Şu an görünmez duvar var ve köpeği bu yüzden hazırlayamıyorum. Lan ben senin köpeğini nasıl hazırlayacağım? Ya işte üçüncü sıradaki abi belli değil. Öyle de. Lan aa köpeği yok etti adam. Oğlum. Ne oluyor? Ne yaptın o senin? Ürünü. Köpek. Köpeği yok etti. Hacı köpek yok o. Lan ne yaptın? Ya tükireyim bug var oyunda ya yapacağınız mı? Oğlum köpek yok la. Git yayına bak kafesine bak ben kafesine kaçmıştım. Gidemiyorum gidemiyorum görünmez duvar var. Ya abi. Şeyini konuştum. Aman ben de alın bakın Bella da güzeldir. Bella da fena değil bu arada. Arkadaşlar video burada biter. Ben baştan başlayamamış. Peki en son ne zaman şey oldu? Eğer çok yerini alırsa videoyu burada bitiririm. 10 dakikayı geçtik çünkü zaten. Çılgın oyundan kaçabilir misin? Tabii ki de hayır. Hayır. Seni canlı canlı yutar. Wow, bir daha dene. Seni wow, bir daha dene. Seni şanslı araba. Kafalar İşte buna ya. İşte buna kaza derim. Bu acıdı. Yok bu acıdı cümlesi işte buna kaza derimden önce geliyor. Bu acıdı. İşte buna kaza derim. Hot Wheels'ten çılgın şarkı sahilli. Tamam. Siz de 15 kafayı... Lira. Ne? 15 lira 90 kuruş. Ha 15 lira anladım bir an. O zaten 15 lira 90 kuruştu. Öyle miydi?
Bilmiyorum ki Çok yani. ucuzmuş. Hiç Pahalı bir bakmadım ki. sisteme benziyordu. Neyse biz daha fazla manyamadan, sapıtmadan siz yavaş yavaş videoyu kapatın arkadaşlar. Daha faydalı şeyler yapabilirsiniz. Kitap okumak veya belki dışarı çıkıp bir yürüyüş yapmak veya evinizde spor yapmak gibi vücut ağırlığınızı kullanarak duvar şınavı çekebilirsiniz. Böyle bir videoydu. Bilmiyorum oyun şu an alınabilecek bir oyuna benzemiyor. Oyunda birkaç hatayla karşılaştık bu videoda. Ama hoş bir oyun olduğunu kesinlikle kabul etmem lazım. Yani Eğlenceli. çizim tarzı güzel. Hayvanlarla uğraşmayı, ilgilenmeyi sevenler için birebir bir oyun. Ben köpekleri sevmeyi çok severim. Okuldaki köpeklerimizi özellikle onları hatırladım şimdi videoyu çekerken. Üniversite bahçesinde her fakültenin önünde bir köpek vardı. Onu aklıma getirdi. Animal Crossing ismi bu oyuna daha çok yakışırmış, onu fark ettim. Güzel bir deneyim oldu. Yani fiyatını da hatırlamıyorum şu an ama eminim 40 liradan daha fazla değildir. Ki 40 liradan fazlayı da hak edecek bir oyun değil. Ama indirimde alabileceğinizi zannediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.